sırası değil şimdi ya ona. Hayır, kayıtlar bilgisayarda değilse belki de daha yakınımızdalar. Aynı şeyi düşünüyorum. Bence hep yanında taşıyor onu. Belki de çantasında. Ya da ceketinin cebinde. Hatta odasında çekmecede bile olabilir. Ben de moral bozmak istemem ama belki de evindedir. Belki özel bir kasası vardır, orada saklıyordur. Sen ne heves kırıcı bir insansın ya. Heves kırıcı değilim canım, gerçekçiyim. İtiraf et. Bu evlilik oyunu bitsin istiyorsun değil mi? Sıkıldın. Yani bitmesi şu an pek işime gelmez. Ama senden de Yelda teyzeden sıkıldığını saklayacaktır. Hadi annemi anlarım, o bel altı vuruyor hep. Ama bir kadının benden sıkılması bana en büyük hakaret Ayşe. Özel eşyalarımı karıştıran biri bana pek eğlenceli gelmiyor, kusura bakma. Ben çıkayım isterseniz. Karıştırma falan yok ya. Ya iç çamaşırını ortalıkta bırakmış, arkasını biz topluyoruz hanımefendinin. Bağırmasana be iç çamaşırı falan. Ayrıca ben bir şeyimi ortalıkta bıraktıysam sen de insan olsaydın eğer alır onu saklardın. Yani böyle herkesin ortasında söylemezdin. El alemin içinde iç çamaşırı falan demezdin. El alem mi? Çok ayıp. Kerem Bey, ben de sizi arıyorum. Öğle yemeğinden sonra saat 1'de Sude'nin doğum günü sürprizi var. Sude'nin odasında toplanacağız. Sizi de bekliyoruz. Tamam, sağ ol. Nasıl ya? Siz böyle herkesin doğum gününü kutluyorsunuz şirkette? Biz de böyle. Hiçbir çalışanımızın doğum günü aksatılmaz, özellikle hatırlanır. Hatta gidip sürpriz yapılır. Şimdi mesela Sude çalışıyor ya, çaktırmadan gideceğiz ona böyle bir doğum günü sürprizi yapacağız. Hadi ya, iyiymiş vallahi. Yani o zaman herkes gidiyor doğum günü kutlamasına. Kim varsa. Hatta Muhsin amca buradaysa o bile. Aa! Bak, herkes doğum günü partisindeyken çaktırmadan gidip Ceyda'nın çantasını, ceketini falan böyle bir karıştırabiliriz. Nasıl fikir? Süper fikir. Ama bir dakika. Bizim yokluğumuz anlaşılır. O yüzden bizim kesin orada olmamız lazım. Nasıl, ben mi gideceğim? Yok, olmaz. Doğru değil. Yani bir insanın böyle çantası falan odası, özel eşyaları karıştırılmaz. Ayşe şaka mısın sen? Ceyda odama girdi, ses kayıt cihazı koydu. Ayrıca bize ait olan bir şey alacağız. Bizim olanı alacağız. Boş ver sen. Ne yani, ben mi gireceğim şimdi Ceyda'nın odasına? Bir antidepresan yazdım. Bununla bir başlayalım. Aynı zamanda terapi de devam edecek. İlaç yetmez mi? Konuşma gerekli mi yani? Gerekli. Başka yapmam gereken bir şey var mı? Hapın etkisini yavaş yavaş göreceksiniz. Ama rutininizi değiştirerek de bir şeylere başlayın. Kızım için diyorsunuz. Mesela bir buket çiçek alıp gidin bugün eve. Allah bereket versin. Mutluluklar. Kolay gelsin. Hoş gelmişsin. Ben şey yapacaktım. Bir çiçek alacaktım ama. Hemen vereyim abime. Böyle karışık bir şeyler yapayım mı? Yap işte kafana göre. Tamam abim. Duyurasın be abim. Poşet falan yok mu? Böyle mi götüreceğiz bunu? Hiç poşette gider mi güzelim çiçek be abim? Mahvolur'a gidinceye kadar. Sağ olasın. Sağ ol. Taşısın ki yani, niye ofise getirsin? Neymiş o ofise getirmediği şey? Sana ne ya? Küçük bir kayıt cihazı olmasın? Sen nereden biliyorsun? Sana da mı söyledi? O kayıtta ne olduğunu bilmiyorum. Yani bana o kadarını söylemedi ama sizi mahvedeceğini söyledi.
Seni de bu hallere soktuğuna göre demek ki haklı. Ya Gonca, ben bunları seninle konuşacak değilim ya. Ayşe, bak benim sana teklifim hala geçerli. Bir hata yaptım. Tamam, Allah kahretsin, bu kadar abartma ya. Abartma mı? Abartma mı diyorsun sen bana ya? Bunu sadece bir hata olarak mı görüyorsun sen? Evet, hata. Hem de güzel bir hata. Sevdiğim dediğin adamın gerçek yüzünü gösterdim sana. Kötü bir şey mi bu? Tamam, Berk'in gerçek yüzünü gördüm ama senin de gerçek yüzünü gördüm Gonca. Ben dostumu kaybettim. Ayşe, o kayıt cihazını buralarda aramayın. Evde saklıyor. Becerebilirseniz gidin oradan alın. Tamam mı? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar?